Merhabalar, sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Fransız usulü krep tarifi vermek istiyorum. Özel krep makinesinde yapacağım ben. Ama siz normal büyük, geniş, düz teflon tavada da yapabilirsiniz. Gereken malzemeler 3 adet yumurta arkadaşlar. Çırpma kabımı alıyorum. 3 adet yumurtanın üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker. 2 paket vanilya. 1 çimdik de tuz atıyorum. Bunları şimdi mikserle köpürene kadar çırpacağım arkadaşlar. Köpürttükten sonra 2 su bardağı un ekliyorum. Su bardaklarım klasik 200 ml'lik olanlar. 2 su bardağı un gerekli. Bunları da şimdi biraz çırpıyorum. Ve üzerine 2,5 su bardağı süt ekliyorum arkadaşlar. Ve son olarak 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ekliyorum. Bunları da dikkatli bir şekilde tekrar çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar arkadaşlar. Bu şekilde pürüzsüz bir kıvam olması lazım arkadaşlar. Oldukça cıvık. Pankek hamurundan bayağı cıvık olması gerekiyor. Bu verdiğim ölçülerle yaparsanız krep hamurunuz tam tutar arkadaşlar. Şimdi pişirmeye başlayabiliriz. Ben krep makinemi ısıttım önceden. Krep makinem ısındı gördüğünüz gibi. Krep makinesiyle birlikte şöyle bir aparat beraberinde geliyor arkadaşlar. Bu krep hamurumuzu güzelce yaymamız için gerekli. Bunu suda bekletmemiz gerekiyor ki üzerine hamur yapışmasın. Şimdi krep hamurumdan bir kepçe koyuyorum. Ortasına ve hiç zaman kaybetmeden dairesel hareketlerle hamurumu yayıyorum. Hemen bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok hızlı pişiyor. Şimdi çevireceğim artık. İlk önce şu kenarlarını kaldırıyorum. Şu şekilde ters çevirdim. Ve altı pişerken üzerine yarısına gelecek şekilde Nutella sürüyorum. İsterseniz muz, çilek, meyve de koyabilirsiniz. Ama benim çocuklar sadece Nutella'lı sevdiği için ben Nutella'lı bırakacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi katlama işlemini göstereceğim sizlere. Bu şekilde. Birinci krepimiz hazır. Servis tabağımıza alabiliriz. Ve hamurumuz vitesi aynı işlemi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar.
Şimdi bir tanesini sizler için dilimleyip göstereceğim. İsterseniz üzerine krem şanti de sıkabilirsiniz. Ben hazır kullanacağım bugün. Yumuşacık, inanılmaz lezzetli bir krep yani. Şu şekilde tüketilmeye hazır. Evet, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İlla ki krep tavanız, krep makineniz olması şart değil. Dediğim gibi düz, geniş teflon tavada da olabilir. Arka dönünü pişirirseniz. Yani yapılış şekli böyle. Ben onu paylaşmak istedim bugün sizlere. Evet, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz diğer tüm tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.